Başkan, değerli vekiller, Yüce Meclisi ve ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımız sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerine grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Sayın Bakan, Türkiye deprem ülkesi olduğunu herhalde sizler de biliyorsunuz. Naci Görür hocamız açıkladı. Ülkemizdeki riskli şehirleri tek tek isimlerini saydı. Depreme hazırlık için ne yaptığınızı merak ediyorum. Afet yasası çıkardınız, mülkiyet tartışması doğdu. Riskli alanları tamamen rezerv alanı ilan ettiniz. Ettiğinizde planlama yetkisini de siz aldığınızda insanların mülkiyet hakkını gasp etmeyeceğiniz konusunda sizden burada söz istiyoruz. Buradan 81 milyona güvence vermenizi bekliyoruz. Çünkü herkes endişeli. Deprem ve afete ile mücadele eden kentlerin kıymetli yerlerini göz diktiği endişesi hepimizde hakim. Afet ve deprem konusunda bari rant hesabı yapmayalarınızı bugün bu yüce mecliste ekranlar karşısındaki vatandaşlarımıza bir açıklayın. Vatandaşlarımız bu sözü duysun. Evet, ülkemiz iklim değişikliği ve buna bağlı gıda üretimi açısından riskli ülkeler arasında bulunmaktadır. Buna karşı bakanlığın gerekli önlemi almamış olması ülkemizi gıda kriziyle baş başa hale getirmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO'nun 10 Aralık 2023 raporuna baktığımızda dünyayı bekleyen tehlikeleri çok net bir şekilde açıklamıştır. 2022 yılında 738.9 milyon vatandaşımız insan açlıkla karşı karşıya kalmış. 2.4 milyar insan da orta ve ciddi düzeyde yoksulluk krizi içerisinde. 3.1 milyardan fazla insanın da sağlıklı besine erişim sağlayamadığı görülmektedir. Yoksul kesimlerin proteinli gıdalara erişimi zorlaşmış. Bu yüzden ülkemizde çocuklarımızın kansızlık ve boy kısalığıyla görüldüğü sağlıkla ilgili yapılan araştırmalarda bizzat tespit edilmiş. Sera gazı emisyonları sebebiyle ortaya çıkan küresel iklim değişikliği gıda güvenliğini de tehdit etmektedir. Yetersiz beslenme ile mücadele etmek, gıda güvencesini ve herkes için gıda hakkını savunmak açısından Türkiye tarımının tekrar yapılandırılması gerekmekte. İklim değişikliğine uygun yöntemlerin denenmesi gerekmektedir. Çeltik üretim yöntemleri ve toprak işlem uygulamaları gibi tarımsal yöntemler yenilikler izlenmeli. Aralıklı drenaj ve toprak işlemesiz tarım gibi akıllı tarım tekniklerin uygulaması önem kazanmaktadır. Küresel ortalama sıcaklığında her bir santigrat derece arttığında buğdayda verimi %6, mısırda %7.4, pirinçte %3.2 verim düşüklüğü ortaya çıkmaktadır. Yine bakınız, hükümetler arası iklim değişiklik panelinin tahminlerine göre 2050 yılında 3 derecelik sıcaklık artışı %25-30 verim düşüklüğüne sebep olacaktır. Şimdi buradan sayın bakanlara soruyorum. Acaba iklim değişikliği ile ilgili ne yaptınız? Ortaya koyun diyoruz. Ama sizin yaptığınız tek bir şey var. FAO diyor ki iklim değişikliğine karşı ağaçlandırma, yeniden ormanlaştırma, toprak ve ekosistem restorasyonu gibi karbondioksit giderme önlemlerini önermekteyken ama AK Parti iktidar ne yapıyor? FAO diyor ki ekosistem, siz ise rant sistemi diye bayırıyorsunuz, aykırıyorsunuz ve her yeri rant açıyorsunuz. Geldik, toprağı değil talanı esas kılmışsınız. Yani sizin aklınızda ekosistem yerine talanistan var, talanistan. Ülkemizi talan alanı çevirdiniz, madencilere talan ettirdiniz. Şimdi gelelim, ciğerlerimizin söküldüğünü hep beraber görüyoruz. Bu halkı nefessiz bırakıyorsunuz ve Kanadalı altın madeni şirketi Alamos'ta, Alamos Gold, Kaz Dağları'nın Balaban ve Kiraz mevkinde 45.650 ağacı keseceğini belirtti. Kaz Dağları neredeyse benim kafam gibi kele döndü. Yani Kaz Dağları'na vurduğunuz hançer ile 350 bin yakın ağacı katlettiniz. Siz ağaç katili olarak, evet ağaç katili birlikler olarak tarihe geçeceksiniz diyorum. Bu yılda Akbelen'deki insanlarımızı evet dinlemeyip oradaki ağaçları talan ediyorsunuz. Niçin? 4 yıl kömür çıkaracaksınız ama yaklaşık 100 yıllık ağaçları talan ediyorsunuz. Yani geçmişimizi yok ediyorsunuz sadece 4 yıl için. Bakınız zeytin ağaçlarını kestiniz. Bugünlerde zeytinyağının fiyatı 5 liraya yaklaştı Sayın Bakan. Bundan haberiniz var mı? Sizler geceleri rahat uyuyabilirsiniz ama biz uyuyamıyoruz. Vicdanlarınızı, sesini de mi duymuyorsunuz Sayın Bakan diye buradan sesleniyorum. Kendi vicdanınızı biraz sansür uyguluyorsunuz. Ağaç talanı yapanlara teşvik veriyorsunuz. Ya utanmıyor musunuz? Talan ediyor, siz ona kalkıp teşvik veriyorsunuz. Bakın YK Enerji'ye 2018-2023 yıllarında 1 milyar 14 milyon 331 bin lira teşvik verdiniz. Yazıklar olsun sizlere, yazıklar olsun. Evet.
Bu firmalar ağaç kesiyorlar, ağaç kıyımı yapıyorlar. 10 yaşında olanlar var. Bunlar karbondioksiti en iyi şekilde asimile edecek ağaçlar olmasına rağmen onların katline izin veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ağaç dikecekler. Ya 180 yıllık ağacın tuttuğu karbondioksitle yeni dikecek ağacın tutacağı karbondioksit aynı mı? Dünya ters aya gidiyor, siz ise tersine gidiyorsunuz burada. Yine bakınız, meteorolojiye geldiğimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz güzel çalışmalar yapıyor ama kurumlar arasında maalesef istişare yok. Bakınız, geçtiğimiz yıllarda kendi ilimde Çorlu tren katliamı oldu. Meteoroloji ile diğer kurumlar, ulaştırma ve diğer kurumlar irtibatlı olsaydı belki o gün olmayacaktı. Onun için diyoruz ki çiftçilerimizin sesi, sel, don, kuraklık ve doluya karşı uyanmak ve ürünlerindeki ziyanı önlemek açısından meteoroloji önemli ama koordinasyon da önemli. Evet, ülkemiz bir de su sorunu açısından fakir bir ülke. Tarım Bakanımız bunu ifade ediyor. Bu yüzden yağmur asıl olarak adlandıran yağ...